Merhaba. Nasılsınız? Umarım harika bir gün geçirmişsinizdir. Bugün yeltenmeme rağmen yine sizin karşınıza çıkamadım gün içerisinde. O yüzden bu saati buldu maalesef günün mesajını vermem size. Bugünün ve dünün mesajı aslında aynı mesaj. Ve o da her şeyin gözümüzün önünde olduğu. Ve her şeyin aslında bize ihtiyacımız olan kaynakların hepsinin bizim gözümüzün önünde olduğu. Bu ne demek? Ve biz o kaynakları niye göremiyoruz? Dün çok güzel bir seans geçirdim kendi koçumla. O yüzden tam da o seansın arkasından çok büyük bir farkındalık yaşadım. Tabii benim için çok zor oldu. Çünkü çok gözümün önünde olan bir şeyi belki yıllardır görmediğim bir şeyi böyle dağın diye görme fırsatı yakaladım. Bu yüzden de birazcık ağır geldi aslında yaşadığım yüzleşme. O yüzden aslında belki de dün bu yayını yapmadım. Bugün de onun üzerine, onun devamı niteliğinde bazı şeyler yaşadım. Ve bu yaşadığım şeylerin ana mesajı dünden beri. Bu arada katılanlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum katıldığınız için ve dinlediğiniz için. Ana mesaj her şeyin aslında gözümüzün önünde olduğu ve gözümüzün önünde olan şeyleri neden göremediğimiz. Mesaj bu. Aslında asıl mesaj her şeyin gözümüzün önünde olduğu. Yani bunun farkında olmamamız. Belki de bunu biliyoruz içimizde bir yerlerde, belki bilmiyoruz. Ama buna bakmanızı istiyorum bugün, gün içerisinde. Bugün, yarın, bu hafta boyunca buna bakmanızı istiyorum sizden. Bakalım neler göreceksiniz gözünüzün önünde olan. Şimdi örnek vereceğim birkaç tane. Belki uzun süredir bir şey başaramıyorsunuz. Uzun süredir bir şey istiyorsunuz ama olmuyor. Bir türlü olmuyor. Bir türlü o şeyi aşamıyorsunuz. O tıkanıklık olabilir ya da herhangi başka bir şey olabilir. Onu aşamıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir. Ya da işinizi başlatmak istiyor olabilirsiniz, işinizi kurmak istiyor olabilirsiniz ve bir türlü nereden kaynak yaratacağınızı bilmiyorsunuzdur. Bu parasal kaynak olabilir, network olabilir, çevre olabilir, yani herhangi bir şey olabilir. Destek olabilir, özgüven olabilir mesela. Yanınızda biri yoktur, desteksiz hissediyorsunuzdur kendinizi. Herhangi bir şey olabilir hayatınızdaki. Ya da ailenizde çocuğunuza bir şey alacak olabilirsiniz. Bu noktada belki kaynak yaratamıyorsunuzdur kendinize ya da kaynaksız hissediyorsunuzdur kendinize. Ya da bir şeye, bu da dördüncüsü, ya da bir şeye başlayamıyorsunuzdur. Uzun süredir isteyip bir türlü o başlangıcı yapamıyorsunuzdur. Bir şey isteyip başlangıcı yapamıyorsunuzdur. Çünkü şöyle düşünüyorsunuz, ya işte istediğim şeyler ya da aradığım şeyler benden çok uzakta. Benden çok uzakta, yani uzaklarda bir yerlerde ama benimki çevremde değil, yakınımda değil yani. Çok uzakta bir yerlerde. Atıyorum Türkiye'nin öbür ucunda ya da İstanbul'un öbür ucunda ya da İzmir'in öbür ucunda ya da Ankara'nın öbür ucunda ya da başka insanlara oluyor. Ama size bir türlü olmuyor bu şeyler. Neyse işte bu kaynaklar bir türlü size gelmiyor. Atıyorum bu müşteriler gelmiyor, ne bileyim dostluklar gelmiyor, arkadaşlıklar gelmiyor, erkek arkadaşlar gelmiyor, kız arkadaşlar gelmiyor, ne bileyim çocuk yapmak istiyorsanız doğuramıyorsunuz, çocuğunuz olmuyor. Ya da herhangi bir şey yani eksik olan her neyse yemeğiniz yok, ne bileyim eviniz yok, arabanız yok yani neyden yok diye şikayet ediyorsanız ve bu kaynakların sizden çok uzakta olduğunu düşünüyorsanız ve bunun size asla olmayacağını düşünüyorsanız yani ne bileyim çok para benim asla başıma gelmez, işte mutlu bir aile benim asla başıma gelmez ya da ne bileyim ne olabilir başka buna benzer örnekler işte herkes işini kurabilir ama ben kuramam. Gibi 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 örnekler. Şimdi şunu düşünmenizi istiyorum sizden. Daha doğrusu bunu eğer hiç daha önce gündeminize almadıysanız, daha önce hiç bunu fark edip de değerlendirmediyseniz, böyle gerçekten ama hani samimi bir şekilde değerlendirmediyseniz, bunu ben bir değerlendirmek istiyorum bu olasılığı da diye bir değerlendirmeniz için bir olasılık bu gibi düşünün. Yani bundan çok büyük bir beklentiye girmeyin. Ama bu olasılığın aslında ne kadar da gözünüzün önünde olduğunu görmenizi benim gördüğüm gibi istiyorum aslında sizden. O da şu. Her şey benim o kadar yakınımda ki yani evimin içinde kadar yakınımda. Yani atıyorum
mahallemdeki kadar yakınımda, aradığım paralar bile o kadar yakınımda, aradığım arkadaşlıklar o kadar yakınımda, aradığım her şey, yani ne istiyorsanız, ne istiyorsanız, ne istiyorsanız, yani bunun hiçbir sınırı yok. Her şey sizin çok yakınınızda, o kadar yakınınızda ki, ama görmediğiniz için ve ona bir şans vermediğiniz için bunları göremiyorsunuz. Bunlar size görünür olmuyor. Bunlar size görünmez oluyor aksine. Çünkü hep uzaklarda arıyoruz. Öyle bir şarkı mı var sanırım, şey, bir tane arabesk şarkısı, hani uzaklarda arama falan gibi başlayan bir şarkı var ya. Hani o şarkıda dediğim gibi uzaklarda aramayın arkadaşlar. Bugünün mesajı bu. Uzaklarda aramayın. Ne arıyorsanız uzaklarda aramayın. Onların hepsi çok yakınınızda. Şimdi kendimden bir tane örnek vereceğim. Çok ailesel bir şey aslında, yani çok benim yaşadığım, hepinizin de yaşayabileceği bir örnek vereceğim. Kendimden vereceğim çünkü bunu anlarsınız. Yani beni başka yere koymuş olan insanlar var aranızda, onu biliyorum, işte sanki ben yapabilirim siz yapamaz mısınız gibi algılayanlar var, ya da tam tersi algılayanlar var, beni hiçbir şey bilmiyor olarak da algılayanlar var. O yüzden çok benden bir örnek vereceğim, o yüzden hani aranızda hiçbir fark olmadığını, hepimizin aynı şekilde yaratıcı kapasiteye sahip olduğumuzu anlamanız açısından. O da şu: benim ilk başladığımda koçluğa, mesleğe, işte herhangi bir şeye, bu süreçlerime özellikle, yanımda hiç kimse yoktu. Hiç kimse. Yani en yakın arkadaşım bile yoktu. Yoktu yani. Hepsi gitmişti. Bir şekilde çevremden herkes uzaklaşmıştı. Neyse. O süreçte öyle olması gerekiyordu diye düşünüyorum. Sonra işte Türkiye'ye döndüm falan böyle işte. Ya nasıl yapacağım? Türkçe bile doğru düzgün konuşamıyordum. Yani gerçekten geldiğimde Türkçe bile konuşamıyordum doğru düzgün. İşte bıçağa çatal diyordum. Masaya tepsi diyordum falan böyle. Saçma sapan bir durum içinde, değil mi? Nasıl olacağı konusunda hiçbir fikrim yoktu. Doğru düzgün Türkçe koçluk yapamıyordum, öyle söyleyeyim. Ve bu süreçte, pardon, bu süreçte benim en büyük destekçim kendi ailem oldu. Annemle babam oldu. Nasıl oldular? Benim hep uzaklara baktığımı gördüler bir şeyleri aramak noktasında. Özellikle yani nasıl olacak, nasıl olacak diye falan çok düşünüyordum mesela. Sonra mesela annem bana Türkiye'deki, o dönem hala yurt dışı ile çalışıyordum. Oradan hani bir şekilde geçimimi sağlıyordum. Annem bana o dönem Türkiye'de olduğunuz yerde bir sürü müşteri getirdi. Bir sürü, ama yani böyle 10 tane falan yani bir anda böyle. Ondan sonra babam keza aynı şekilde. Ve bunun yanı sıra kendi arkadaşlarım beni tavsiye etmeye başladılar. Sonra kendi müşterilerim beni tavsiye etmeye başladılar. Sonra en olmayacak dediğim, mesela işte sekreter olabilir gibi gibi, mesela yardımcılar, destekçiler her zaman bana benim çok yakınımda olan insanlardı. Yani çok uzak, çok uzak olasılıklar bile düşündüğünüz zaman her zaman aslında çok yakınınızda her şey. Sadece elimizdeki kaynakları değerlendirmiyoruz. Çünkü onların beş para etmeyeceğini düşünüyoruz. Ya da onların çok önemsiz olduğunu düşünüyoruz. O kadar gözümüzün önünde ki, çünkü artık onları göremez hale gelmişiz, ya da öyle söyleyeyim. Sanki o kaynakların belki bir gün, hani sanki çok ileriki bir gün, ileride bir zaman bize geleceğini düşünüyoruz. Ya da çok uzaklarda olduğunu düşünüyoruz. Oysa ki değil. Buradan şu konuya atlayacağım. Çünkü neden göremiyoruz'un birinci sebebi bu. İkinci sebebi de şu: gözümüzde gözlükler var. Yani bunlar at gözlüğü gibi şeyler değil. Tabii o da var ama ondan bahsetmiyorum. Daha çok işte eski inançlar, kendimize ait olmayan inançlar ya da şundan kaynaklanıyor daha çok: gözümüzün önündekini görememiz. O kadar gözümüzün önünde ki artık, yani resmen şurada, yani hayat böyle burada artık bizim önümüzü görmemizi engelliyor. O kadar gözümüzün önünde ve gözümüzü kapatmış durumda. Yani artık şey yapmışız, hani şöyle dramatik şeyler bilir misiniz? Böyle şiirler ya da işte şarkılar bile vardır hatta işte. Mesela işte hayırlısı dedim, artık hayal kurmuyorum. Her şeyi hayırlısına bıraktım. Ya da işte her şeyi işte akışına bıraktım. Ben artık hiçbir şeyi hani istemiyorum. Hani Allah bilir falan tarzında. Ya tabii ki de Allah bilir de, yani istemeyene de vermiyor yani hiçbir şeyi. Dolayısıyla istemeniz gerekiyor ve bu noktada mesela hani kabul artık böyle, onun adı şükür değil de ne, tam olarak Türkçesini hatırlamıyorum ama yok, hatırlayamıyorum.
her neyse sonradan hatırlarsam yorumlara yazacağım. Böyle artık kabullenmişlik yani o. Artık böyle hani kaderini kabullenmişlik. Ama zaten bize de olmaz ki onlar falan mantalitesiyle ilerliyoruz. Bazı konularda özellikle. Ya da işte diyoruz ki hani hayırlısı olsun, işte süreçte olur falan filan. Ama bir türlü olmuyor yani gibi mesela. Tüm evlenmek istiyorsunuz, bir türlü evlenemiyorsunuz. İş kurmak istiyorsunuz, bir türlü kuramıyorsunuz. Seneler geçiyor. Yani teşebbüs de ediyorsunuz falan ama olmuyor. Ya da işte para kazanmak kıstasında yine aynı şey. Yani ya da işte çocuğunuzla ilişkinizi iyileştirmek istiyorsunuz. Olmuyor. Heh, tevekkül. Aynen öyle. Kelimeyi bulduk. Tevekkül. Teşekkürler bunda. Tevekkül. Aynen. Yani burada böyle bir şeye hani girmek çok iyi değil bazı konularda özellikle. Yani galiba tevekkül. Ben öyle biliyorum o kelimeyi. Tam olarak ne olduğunu da bilmiyorum. Arapça olduğu için hatırlayamıyorum büyük bir ihtimalle. Yoksa Türkçem gayet iyi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet, bahtsız bedeviyim ben gibi aynen Nüket. Yani ona benziyor birazcık. Burada hani vazgeçmişlik yani artık hani her şeyim var zaten Allah'a çok şükür. Hani bu da olmasa olur gibi ama aslında o olmasa olur dediğiniz şey sizin için çok önemli bir şey yani. Hani böyle olmasa olur türünden bir şey değil yani çok olmasını çok istediğiniz bir şey gibi. Mesela işte 40 yaşına gelmişsiniz ya da 45 yaşına ya da belki yani ne bileyim 47 yaşına gelmişsiniz. Çocuk yapmak istemişsiniz hayatınız boyunca ama yapmamışsınız gibi bir şey mesela. Yani hani bu kadar önemli ama çok istemişsiniz falan. Hatta hayatınız boyunca bir tek onu istemişsiniz ama geri kalan her şeyi yapmışsınız ama bir onu yapmamışsınız gibi. Yani en büyük içinde korkularımızın gizli olduğu arzulardan bahsediyorum aslında. Ama gerçekten kalbimizin arzularından bahsediyorum. Ya ne bileyim çok çalışmışsınız mesela her sene, 4 sene, 5 sene, 6 sene hiç tatil yapmamışsınız mesela. Ama en çok istediğiniz şey tatil yapmak. Hatta içinde hiç tatil hissetmeyeceğiniz bir hayat yani tatil yapma ihtiyacı hissetmeyeceğiniz tatil gibi bir hayat istediniz belki. Ama onu yapmadınız yani. Onun dışında evet kabullenmiştik aynen hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yani bu da gözümüzün önündeki şeylerin bizi yani gözümüzü artık kapatacak şekilde engellemesi anlamına geliyor. Yani dolayısıyla gözünüz kapalıyken zaten hani el yordamıyla köre boynar gibi hayatı bulmaya çalışıyoruz. O yüzden zaten hayatımızda istediğimiz şeyleri yaratamıyoruz. O yüzden zaten hani bir yerde şifaya ihtiyacımız yok. Çünkü zaten hani biz iyiyiz. Sadece gözümüzün önündeki bağı kaldırmaya ihtiyacımız var. O kadar yani. Başka da bir şeye ihtiyacımız yok. Şimdi buradan şuna geçmek istiyorum. Ne kadar çok bu olasılığa şans verirseniz, ne kadar çok bu olasılığın sizin hayatınızda önünüze gelmesine izin verirseniz, mesela bu olasılığa açılırsanız yani bu hafta diyelim, yarın, bugün, her neyse, ne zaman isterseniz, en kısa zamanda ama açılın. O kadar bu olasılık sizin önünüze görünür hale gelecek. O kadar çok kendi kaynaklarınızı ve ne kadar kaynak dolu bir insan olduğunuzu görebilir hale geleceksiniz. Ve o kadar çok samimi ilişkiler yaratmaya başlayacaksınız. Şimdi bu da vermek istediğim mesajın ikinci kısmı ve bence en önemli kısımlarından bir tanesi bu. Çünkü ne kadar gözümüzü kapatırsak gerçeğe, ne kadar görmezden gelirsek, ne kadar kendimizi kandırırsak, ne kadar işte bu bağı fark etmeden yaşarsak ve arzularımıza, isteklerimize, yani gerçekten kalbimizin arzularına, gönlümüzde yatan, hani böyle içimize sinen versiyonuna bir şans vermezsek, o kadar samimiyetsiz insanlar oluyoruz. Bu da işin çok enteresan bir kısmı. Ben bunu fark ettiğimde çok etkilenmiştim. Ve bu böyle kendinden gelen bir farkındalıktı bana. Bir anda böyle fark ettiğim bir şeydi. Neden? Çünkü kalbini açmayan bir insan başka insanlara, kendine, olasılıklara, hayata yalancı, sahtekar, sahte hatta kendi kendini kandıran bir insana dönüşüyor. Dolayısıyla bu insan zaten samimiyetsiz bir insan oluyor. Yani kendine bir kere samimi değil. Ki size olsun yani o insan. Burada samimi olmak için, hayatta daha çok samimi olmak için özellikle, çünkü bunu istiyoruz. Yani hepimiz bunu istiyoruz. Hepimiz diyoruz ki, ya hayat şöyle, hayat böyle falan gibi. Yani oysa ki siz, yani biz hayata samimi değiliz ki, hayattan ne bekliyoruz yani. Hayat sen neysen onu sana gösteriyor. Sen neysen o şekilde hayatı görüyorsun. O yüzden yani sen ilk önce samimi olacaksın ki kendine samimi bir hayat görebilesin. Samimi bir arkadaşlık görebilesin. Samimi bir işte ne bileyim bolluklu bir yaşam görebilesin. Çünkü yaşam bolluklu bir yer yani.
yokluklu bir yer değil atıyorum. Dolayısıyla yaşamın bolluğunu daha çok deneyimlemek istiyorsanız daha çok hayata bir şans vermeniz lazım. Daha çok hayata bir şans vermek için de önce kendinize bir şans vermeniz lazım. Dolayısıyla kendinize bir şans vermek için de arzularınıza ve gerçekten istediğiniz şeyleri istiyorum demeye ihtiyacınız var. O yüzden bunu istiyorum diyebilmek için de neye ihtiyacınız var? İşte uzaklarda aramamaya, yakınınızda olduğuna inanmaya ihtiyacınız var. Yani bu bir tane inanç olabilir, bir tane olasılık olabilir. Ben sadece size milyarlarca olasılıktan bir tanesini söylüyorum. O yüzden buna bir şans verin. Ve bakalım neler olacak. Yorumlarda yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.